Merhabalar. Bugün size Ömer Çapra'nın İslam ve İktisadi Kalkınma kitabını anlatacağım. Kitabın bölümlerine geçmeden önce içeriğinden biraz bahsedelim. Bazı İslam ülkelerinin aşırı fakir, bazılarının zengin olmasına karşılık hepsi kalkınmakta olan ülkeler kapsamındadır. Bu ülkelerin büyük bir kısmı, özellikle de fakir olanlar, diğer kalkınmakta olan ülkeler gibi fevkalade güç sorunlarla kuşatılmıştır. Bu sorunlardan birisi yüksek işsizlik oranı, enflasyon, ödemeler dengesindeki büyük açıklar, döviz kurunda sürekli aşınma ve ağır borç yükünün gösterdiği makroekonomik dengesizliktir. Bir başka sorun da farklı Müslüman ülkeler arasında olduğu gibi bir ülkede farklı kesimler arasında gelir ve refah dağılımındaki aşırı eşitsizliklerdir. Yani bazı insanlar temel ihtiyaçlarını bile karşılayamazken zenginler ve üst kesimde bulunanlar büyük bir bolluk içinde yaşamaktadırlar. Bu durum ise sosyal dayanışmayı kemirmekte ve sosyopolitik istikrarsızlığa sebep olmaktadır. Bu şartlar altında Müslüman ülkeler için elzem olan şey sadece toplam hasılada makul bir büyüme hızı sağlamak değildir. Bu ülkeler aynı zamanda makroekonomik dengesizlikleri, sosyoekonomik eşitsizlikleri önemli ölçüde azaltmak zorundadırlar. Bu dengesizlikler ve eşitsizlikler azaltılmaz ise iktisadi büyüme, sosyopolitik huzur ve istikrar ciddi olarak tehlikeye girer. Bu sebeple diğer kalkınmakta olan ülkeler gibi Müslüman ülkeler de adil ve istikrarlı büyümeyi hızlandıracak bir kalkınma stratejisi aramaktadır. İslami canlanma hemen hemen tüm Müslüman ülkelerde ivme kazandığından 5 temel soru ortaya çıkarmaktadır. İlk soru İslam'ın gerektirdiği kalkınma türü hakkındadır. İkinci ve üçüncü sorular piyasa sistemi veya sosyalizmden birisini kabul eden seküler yaklaşım veya bu iki sistem çerçevesinde kalkınma iktisatçıları tarafından ileri sürülen stratejilerle bu tip bir kalkınmanın mümkün olup olmadığıdır. Eğer mümkün değilse dördüncü soru makroekonomik dengesizlikleri sürekli azaltmayı öngören kalkınma türünü gerçekleştirmek için İslami öğretilerin formüle ettiği strateji ile ilgilidir. Eğer İslami öğretiler çerçevesinde başarılı bir strateji ortaya konulabilirse, o zaman 5. soru. Müslüman ülkelerin niçin böyle bir stratejiyi ortaya koyma ve uygulamada başarısız oldukları konusudur. Bu 5 sorudan her biri bu kitapta ele alınacaktır. 1. bölüm. Eğer insanların her birinin tasarrufundaki iktisadi kaynaklar sınırsız olsaydı, herkes istediğini elde edebilir ve kalkınma ve kaynak tahsisi ile bölüşüm konularında hiçbir tartışma olmazdı. Ancak kaynaklar sınırlıdır. Bu kıtlık bir yandan iktisadi kaynakların genişletilmesi ve geliştirilmesini gerektirirken, diğer yandan da bunların kullanımı konusunda iki kısıtlamayı ortaya çıkarmaktadır. Bunlardan birincisi uzun süreli makroekonomik dengesizlikler ve bu tür dengesizliklerle ilintili problemleri önleyecek şekilde kaynakların arz ve talep arasındaki dengenin sağlanması sürecinde nispi istikrarın sürdürülmesidir. Ancak her toplum belirli sosyoekonomik hedefler tespit etmektedir. Bu sebeple ikinci kısıtlama toplumun belirli hedeflerini en uygun bir şekilde geliştirmesi durumunda istikrarın sürdürülmesidir. Bir ekonominin sürdürülebilir, sağlıklı kalkınmasında istikrar ve hedeflere ulaşmanın bir arada olması genellikle kabul edilmektedir. Bir iktisadi sistemin hedefleri, esas itibariyle kainatın nasıl oluştuğu, İnsan hayatının anlamı ve gayesi, insan kullanımındaki kaynakların asli sahibi ve gayesiyle, insanların birbirleriyle ve çevre ilişkileri konusundaki soruları o sistemin dünya görüşü tarafından belirlenir. Mesela eğer kainat kendi kendine oluşmuşsa, insan hiçbir kimseye karşı sorumlu değildir ve istediği gibi yaşamakta serbesttir. İnsanın hayattaki tek amacı faydasını maksimize etmeye çalışmaktadır. Buna mukabil, eğer insanoğlu ve onun emrindeki şeyler yüce varlık tarafından yaratılmışsa ve onun emrini tahsis edilmişse, insan yaratıcıya karşı sorumludur. Dolayısıyla insan tarihi sürece karşı ilgisiz, tarih sahnesine rehin bırakılmış, yardımsız veya istediği şekilde davranmak tamamen serbest olarak düşünülemez. Bilakis insanın üstlendiği bir misyonu vardır ve sınırlı kaynakları kullanmada, başkalarına ve çevreye karşı davranışında bu misyona uygun biçimde davranmalıdır. Çünkü bir iktisadi sistemin hem hedefleri hem de stratejisi onun dünya görüşünün mantıki bir sonucudur. Bu sebeple Müslüman ülkelerdeki iktisadi kalkınma konusunda herhangi bir tartışmada İslami dünya görüşüne ve böyle bir dünya görüşüne uygun düşen hedeflere ve kalkınma türüne dikkat etmek temel unsurdur. İslami dünya görüşü 3 temel kavram üzerine kurulmuştur.
Bunlar tevhid, hilafet ve adalettir. Tevhid inancına göre kainat, bir ve tek olan yüce varlık tarafından yaratılmış, şans eseri veya kazayen olmamıştır. Allah'ın yarattığı her şeyin bir gayesi vardır. İnsanoğlu da Allah'ın yeryüzündeki halifesidir. İnsanın tasarrufundaki kaynaklar ona emanettir. Hiçbir kimse belirli bir ırk, grup veya ülkenin ayrıcalıklı ferdi veya üyesi değildir. Buna karşılık herkes bir halifedir. Burada halifelik esas olarak insan cinsinin temel birliğini ve kardeşliğini temsil eder. Eğer bu kardeşlik adaletle desteklenmezse içi boş bir kavram olarak kalır. İslam'ın kardeşlik ve adalete atfettiği bu yüksek değer, tüm insanlığın mutluluğunu İslam'ın gayesi haline getirmektedir. Böylece tüm insanların temel ihtiyaçlarının karşılanması, gelir ve servetin adil dağılımı, tam istihdam ve çevre koruma aracılığıyla halifelik ve adalet temin edilirse adil kalkınma sağlanabilir. Seküler toplumlar manevi kalkınma ihtiyacını küçük görseler bile, günümüzde onların hepsi adil kalkınmanın sağlanması gereğini kabul etmektedir. Bu kitabın temel tezi, manevi kalkınma olmaksızın adil maddi kalkınmanın mümkün olmayacağıdır. Bu iddianın temeli, adil kalkınmanın tüm kaynakların etkin ve dengeli kullanımı gerektirdiği ve iktisadi işlemlere ahlak boyutu katılmaksızın hem etkinlik hem de dengenin ne tanımlanabileceği ne de gerçekleşebileceğidir. Etkinlik ve denge birçok şekilde tanımlanmaktadır. İslami görüş açısından en uygun tanımlar, İslami kalkınma vizyonunu gerçekleştirmeye yardımcı olanlarıdır. Bunun için ihtiyaçları karşılayan mal ve hizmetlerin mümkün olan maksimum miktarı, makul bir iktisadi istikrar seviyesi ve sürdürülebilir bir büyüme oranı ile üretilirse, kaynakların tahsisinde optimum etkinliğin gerçekleşmesinden söz edilebilir. Kıt kaynakların kullanımında optimum etkinliği ve dengeyi sağlamada başarılı olan bir strateji, 3 önemli unsurdan meydana gelir. Birincisi, toplam talebin arzı aşmadığı ve sistemin sosyoekonomik hedeflerinin gerçekleştiği hallerde, kaynakların sınırsız kullanımında fertlerin tercih yapmalarını sağlayan tercih mekanizması. İkincisi, kişilerin veya toplumun çıkarına hizmet edip etmemesine bakmaksızın, böyle bir tercih mekanizmasına uygun olanı yapmak için fertleri teşvik eden bir motivasyon mekanizması. Üçüncüsü ise optimum etkinlik ve denge gerçekleşinceye kadar kıt kaynakların birinin kullanımında, diğerinin transferine yardım eden yeniden sosyoekonomik yapılanmadır. İkinci bölüm. Sekülerizm, Batı dünyasının hakim dünya görüşüdür. Batı dünyasının diğer ülkelerdeki siyasi, entelektüel ve iktisadi hakimiyetinin bir sonucu olarak 3. dünyada da bu görüş hakimdir. Bu düşünce yüce bir varlığın mevcudiyetini inkar etmediği halde, onun varlığının insan hayatı için herhangi bir önem taşımadığını varsayar. Ahlaki düşüncelere dayalı yargıları değerlendirmeye de tamamen zıttır. Buna karşılık katı bir faydacı ışığında değerlendirilen doğru ve yanlış, iyi ve kötü olan davranışlar, haz ve elem hisleriyle belirlenir. Haz veren şey iyi, elem veren şey kötüdür. Bu husus bizi modern iktisadın en önemli kavramı olan iktisadi insan kavramına götürür. Bu insanın davranışlarının esas sebebi şahsi çıkarıdır. Tüketim, insan hayatının en yüksek amacı, mutluluğunun yüce kaynağı ve tüm faaliyetinin yegane değeridir. İktisadi hayat en uygunu sağlamaya çalışan serbest piyasa mekanizmasınca düzenlenen rekabet sahnesi olarak tasvir edilmiştir. Sosyal açıdan hükümetlere belirli bir düzenleme ve dağılım hakkı tanıyan hakim düşünce açısından piyasa sisteminin vurguladığı ayırt edici özellikler şunlardır. Maddi, şahsi çıkarları sağlama, özel mülkiyete sahip olma ve tasarruf etme konusunda engelsiz hürriyet. Kişisel tercihlere göre maksimum üretim ve talep tatminiyle artan servet genişlemesi ve kaynakların tahsisi ve dağılımında piyasa güçlerine birincil rol ve hükümet müdahalesine ve kolektif değer yargısına minimum rol verme. Bu özellikleri oluşturan bazı varsayımlar bulunmaktadır. Ancak bunlar iktisat literatüründe normal haliyle açık olarak ifade edilmemektedir. Bu varsayımların bazıları şunlardır. Şahsi ve sosyal çıkarlar arasında uyum, sosyal öncelikleri gösteren ferdi tercihler, dengeli dağılım, fiyatlar ihtiyaçların önemini yansıtır ve piyasa noksanlıkları.
Üçüncü bölüm. Hem piyasa sisteminin hem de sosyalizmin adaletli kalkınmayı gerçekleştirmedeki başarısızlıklarına rağmen tüm Müslüman ülkeler bu sistemlerin birer alt sistemi olan ve bundan dolayı aynı dünya görüşüne sahip bulunan ve kalkınma ekonomisince tanımlanan politikaları takip etmektedir. Gerçekten de bu kötü bir durumdur. Çünkü piyasa ve sosyalist ekonomi ülkeleri yıllarca kendi tecrübeleri ışığında değişikliklerle beraber tek bir stratejiyi sürekli takip ettikleri halde kalkınma ekonomisinin tavsiyelerini tutan ülkelerin bağımlılığı bu sistemlerin karşılıklı çatışan stratejiler arasında gidip gelmiştir. Kalkınma ekonomisinde sosyal değerler tercihinin ve özellikle sosyoekonomik adalet konularının eksik olması son 30 yılda ortaya çıkan belirli tartışmaların çözümünü zorlaştırmıştır. Kalkınma ekonomisinin üzerine kurulduğu iki temel unsur olan materyalizm ve eşitsizlik, sosyal açıdan önemli olan farklı konulardaki bu tartışmaların çözümüne yardımcı olacak bir mekanizmayı ortaya koyamamıştır. Kendilerine rehberlik edecek herhangi bir ölçünün olmaması, tartışmacıların arzu ve tercihlerinde sonu gelmez tartışmalara yol açmıştır. Tartışma, etkinlik ve adalet hedeflerini gerçekleştirme görüşüyle ele alınınca verimsiz ve kısır gözükmektedir. Bu, kalkınmanın hedefi olarak sosyoekonomik adaletin benimsenmediğini gösterir. Bu durum aynı zamanda kalkınmakta olan ülkelerin içinde bulundukları sosyoekonomik şartların farklılığı, insan topluluklarının karmaşıklığı ve sosyal çıkarla çatışmaksızın fertlerin kendi şahsi çıkarlarını gerçekleştirmek için çalışmalarını teşvik eden faktörler gibi değişik görüntülerin farkında olunmadığını da gösterir. Tartışmanın ortaya koyduğu kötü durumu, bugün kalkınmakta olan ülkelerin karşılaştıkları darboğazlar, dengesizlikler, düşük büyüme oranları, yüksek enflasyon, aşırı borçlanma ve sosyal huzursuzluklar yansıtmaktadır. Eğer üzerinde anlaşılan hataları düzeltici mekanizma olsaydı, sosyoekonomik adalete ulaşmak politikaların açık hedefi haline getirilseydi, kalkınma literatürü, kalkınma stratejisi yönünden bu kabil çalışmalara ve çelişkilere sahne olmazdı. İleri gelen kalkınma iktisatçıları, büyüme konusundaki genel kötümserliği aşmada özellikle hükümetin rolünü genişçe vurgulamış, kaynaklar üzerindeki talepleri dengeye getirmek için bir strateji geliştirmeyi ciddi olarak düşünmemişlerdir. Bundan dolayı tasarruf yatırım açığı genişlemiştir. İsraf ve zorunlu olmayan harcamalar belirli bir değer yargısını gerektirdiği halde kalkınma ekonomisi değerlere bağlı olmadığından bunu sağlayamamıştır. Diğer bazı araçlarla beraber vergiler ve enflasyon denetimi azaltmada en temel araçlar olmuştur. Kalkınmakta olan ülkelerin şimdi karşı karşıya geldikleri zorluklar neoklasik iktisadın yeniden canlanışına yol açmıştır. Günümüzde neoklasik, Keynezyen ve sosyalist ekonomilerde kalkınma ekonomisi hem adaleti hem de etkinliği gerçekleştirmede en azından aynı görüşü paylaşmaktadır. Ancak burada önemli sorun notör değerli neoklasik iktisadın kalkınmakta olan her iki hedefi geliştirmede etkili bir strateji sağlayıp sağlamadığıdır. Neoklasik iktisatçılarca sıkça vurgulanan strateji denkleştirmedir. Hiçbir kimse denkleştirmenin gerekliliğine itiraz edemez. Kalkınmakta olan ülkelerin karşı karşıya kaldığı dengesizliklerin ortaya çıkışıyla denkleştirme artık bir tercih değildir, bir zaruret haline gelmiştir. Bununla birlikte önemli olan bir uyum programının unsurlarıdır ve neoklasik iktisadın desteklediği unsurların hem etkinliği hem de adaleti sağlamaya yardımcı olacağı şüphelidir. Neoklasik iktisat tarafından önerilen denkleştirme programı esas olarak serbestleştirme sürecinin etkisindedir. Serbestleştirme bu önerisi zorunlu olarak aydınlanma felsefesinin nötr değerli kavramlarına uzanır. İktisatçılar hakkında fakirlerin temsilcileri denilmesine rağmen denkleştirmenin şiddetli etkisini gidermek ve böylece sosyoekonomik adaletin gerçekleşmesine yardım etmek için zengin ve güçlü kesimlerin muvafakat etkilere bir tercih veya motivasyon mekanizması oluşturulamamıştır. İç ve dış dengenin kurulması ile yüksek bir büyüme oluşturularak fakir kesim üzerindeki şiddetli etkinin dolaylı olarak giderilmesi beklenir. Buna uygun olarak sadece tercih edilebilir seçenek, fakirlerin hayat düzeylerini geliştirmede serbestleştirme ile yüksek büyümeye izin vermek olacaktır. Bununla beraber sorun şudur, yüksek büyüme kendiliğinden adalet sağlayacak mıdır?
Eğer böyle olsaydı zengin sanayi ülkelerinin fakirliği gidermede ve dengesizlikleri azaltmada çok başarılı olmaları gerekirdi. Şunu söyleyebiliriz ki adil kalkınmayı sağlayan faktörlerden hiçbiri neoklasik modele uymaz. Hatta bunlardan bazısı onunla çatışma halindedir. Adil kalkınmayı sağlayan faktörleri şu şekilde sıralayabiliriz. Hükümetin rolü, toprak reformu ve refah dağılımı, sosyal adalet, emek yoğun teknolojiler, kültürel değerler, ithalatın kontrolü ve ihracat teşviki, düşük savunma harcamaları. Verilen bilgilerden bu ülkelerin hızlı büyümesinde özellikle büyüme ve adalet amaçları arasındaki çatışmayı asgari düzeye indirmede bazı faktörün etkili olduğu anlaşılmaktadır. Bunun için serbestleştirme önemli olsa da tümüyle buna bağlanması doğru değildir. Ancak buradaki önemli soru bu ülkelerin olağanüstü şartlarda gerçekleştirebilecekleri bu dengeyi sürdürebilmede imkanının olup olmadığıdır. Bu ülkelerde dengeyi aşındıran bazı faktörleri de unutmamak gerekir. 4. Bölüm. 1. bölümde tartışıldığı gibi İslam dünya görüşü, her İslam topluluğunun kardeşliği ve sosyoekonomik adaleti teşvik etmesi için en üstün gayreti göstermesini ve bunun bu toplumun temel özelliği olmasını ahlaki bir zorunluluk olarak görür. Ekonomik alanda bu husus, haksız yere geniş ve sürekli dengesizlik oluşturmaksızın genel ihtiyaçların karşılanması, tam istihdam, gelir vesayetin adil bölüşümüyle kalkınmayı gerektirir. Eşitçi hedeflerini gerçekleştirmede her toplumun karşı karşıya kaldığı ilk mesele, kıt kaynaklara yönelik isteklerin hem etkinlik hem de adalet testlerini başaracak şekilde nasıl ayırt edileceğidir. Fiyat mekanizmasının seçim fonksiyonunu gerçekleştirdiği ancak bunu adil bir şekilde yapmadığı kanıtlanmıştır. Bundan dolayı İslam, adaleti sağlamaya yardım edecek bir tercih mekanizması ekleyerek fiyat mekanizmasının etkinliğini tanımlamaktadır. Her toplumun karşılaştığı ikinci mesele, ahlaki seçime uygun olarak kişisel faydaya zarar verse bile sosyal faydaya hizmet etmek için fertlerin nasıl motive edileceğidir. Değerler çoğu hallerde ihlal edilebilir ve Allah huzurunda sorumluluk fikri zaman zaman insan davranışını etkileme bakımından zayıf kalabilir. Hatta ahlaken olgun bir toplumda bile fertler eğer sosyoekonomik çevre yardımcı olmazsa kaynakların tahsisinde yetersizlik problemlerine ve sosyal önceliklere kayıtsız başkalarının acil ve karşılanmamış ihtiyaçlarından kolayca gafil olabilir ve eğer bunu yapabiliyorlarsa bilinçsizce sağlıksız sosyal eğilimlere yönelebilir ve kıt kaynakları başkalarının ihtiyaçlarını karşılamak yerine nispeten daha az acil olan kendi ihtiyaçlarını karşılamayı tercih edebilirler. Tüm bu faktörlerin uyumlu bir bileşkesi olmadan böyle bir yeniden yapılanma olmayacaktır. Olsa bile etkin olarak gerçekleşmeyecektir. Bu itibarla hükümet ekonomide hedef belirleyici olarak olumlu bir role sahip olmalıdır. Adil ve istikrar içinde kalkınmada 5 politik aracı önerilmektedir. Bunlar, beşeri faktörün güçlendirilmesi, serveti belirli ellerde yoğunlaşmasının azaltılması, ekonomik yeniden yapılanmanın sağlanması, mali yeniden yapılanmanın sağlanması, stratejik politika yapılanması sağlanmasıdır. 5. bölüm. Bu bölümde bir diğer konumuz olan başarısızlığın sebepleri nelerdir sorusunun üzerinde duracağız. Bu, cevaplandırılması zor bir sorudur. Adil bir kalkınma için İslami bir stratejinin uygulanmasında kanaatimizce Müslüman ülkelerin en önemli başarısızlık sebebi olan siyasi faktör üzerinde durmaya çalışacağız. Bu durumu kategoriler halinde inceleyelim. 1. Güvenilir siyasi düzen ihtiyacı. Eşitsizliklere maruz kalan insanlar, kendi mutluluklarını etkileyen politikaları belirlemede söz sahibi olmadıkça, karar alma sürecine katılmadıkça ve bu politikaların doğru dürüst uygulanması için hükümeti etkilemelerine siyasi sistem tarafından fırsat verilmedikçe adil kalkınma hemen hemen mümkün değildir. Eğer hükümetler yozlaşırsa her şeyi yozlaştırırlar ve eğer ıslah edilirlerse her şeyi düzeltirler. 2. Güvenilir bir siyasi düzenin kriterleri. Muhakkak ki iyi bir hükümetin özellikleri ile ilgili olarak İslam'ın titiz ölçüleri vardır. Bunlardan en önemlisi
İnsanın davranışlarına kurallar koyan Allah'ın huzurunda hükümetin sorumluluğudur. Bu kural hükümet otoritesinin sınırlılığını ve mutlak olmadığını gösterir. 3. Kriterlere uyulması. Güvenilir bir siyasi düzen için belirtmiş olduğumuz kriterler sadece siyasi güce sahip olanların otoritelerini halktan almaları ve çalışmalarında bu kriterlere duyarlı olmaları halinde gerçekleştirilebilir. Günümüzde bu durum en güzel şekilde serbest ve adil seçimlerle sağlanabilir. Yine bu Kur'an-ı Kerim'in yerine getirilmesini emrettiği hususlardan birisi olarak görülebilir. İnsanların gönüllü olarak kendiliğinden hak sahiplerine hakkı teslim etmeleri gerekir. Hak sırf kaba kuvvet veya veraset yoluyla kazanılamaz. 4. Bilim adamlarının rolü. Genelde siyasi liderliğin büyük problemleri olmakla birlikte siyasi alanda ciddi darbeye uğrayan yüksek mevki sahibi ve etkili din adamları ve profesyonel yöneticiler ciddi şekilde rollerini oynamakta genellikle başarısız olmuşlardır. Bilim adamları ise sosyoekonomik ve siyasi reformlarda güçlerini kullanmak için gerekli ve etkili konumlarını değerlendirmede çoğu kez başarılı olamamışlardır. 5. Değişimin iki şekli. Sosyoekonomik adaletsizlik İslam dünyasında uzun süre devam edemez. Kitleler sosyoekonomik adaletsizlikten artan bir şekilde rahatsızlık duymakta ve değişim arzulamaktadırlar. Bunu ifade etmek için halkın rahatsızlığı iki kanaldan birinin arayışı içindedir. Bu kanalların en çok arzu edileni barışçı ve anayasal araçlarla reform için mücadeledir. Bunun için Müslüman ülkelerdeki siyasi reform, değişim yolundaki tüm çabalarda köşe taşı vazifesini görmektedir. Ancak bunun anlamı güvenilir bir siyasi düzenin tüm problemleri otomatik olarak çözeceği anlamına gelmemektedir. Halk ne kadar etkili olursa, liderler ne kadar samimi olursa, Müslüman bir ülkedeki mevcut kaynaklar ne kadar büyük olursa, sosyoekonomik reformların hızı ve halkın yapısındaki değişme ve gelişme de o nispette hız kazanacaktır. Araf suresi 96. ayette de denildiği gibi, o ülkelerin insanları inansalar ve günahtan sakınsalardı, elbette onların üstüne gökten ve yerden nice bereket kapıları açardık. 6. bölüm. Bu bölüm, kitabın ana fikrini daha iyi özümsemek adına bütün tartışmaları özetlediğimiz bir sonuç bölümü olsun. Öyleyse şu şekilde başlayabiliriz. Seküler toplumlar, adil kalkınmayı üstün tutulmuş hedefleri arasında saydıkları halde, adalet bağlamında kalkınmayı gerçekleştirmek için çizilen çerçevede önemli sujeler olarak toplumun ve fertlerin ahlaki açıdan ıslahına gereken önemi vermemektedirler. Yine de adil kalkınmanın sağlanabilmesi için kaynakların dağılımında önemli ve sürekli bir artışın lüzumu genellikle kabul edilmektedir. Bu kitabın temel tezi, kaynakların doğrudan veya dolaylı dağılımı ve bölüşümünü etki eden tüm ferdi ve ortak kararlara ahlaki bir boyut katılmadan böyle bir yeniden dağılımın gerçekleşemeyeceğidir. Gerçekten de ahlaki ölçülerin desteği olmadan etkinliği ve dengeyi tanımlamak bile mümkün değildir. Piyasa sisteminin seküler uyarlaması dengesizlikleri azaltmayı ve hızlı büyümeyi teşvik edebilir. Fakat adil kalkınmayı gerçekleştirmek için ferdi ve kolektif davranışlarda gereken temel değişmeleri sağlayamaz. Piyasa sisteminin beşeri problemlerin çözümüne seküler yaklaşıma rağmen, neoklasik iktisat hala bu tür bir yeniden dağılımın sağlanabileceği iddiasındadır. Burada varsayım, fertlerin refahlarını gerçekleştirmede onları motive edecek özel mülkiyet hakkı ve hürriyetidir. Burada engel olunmaması halinde toplumsal fayda da sağlanır. Bu aynı zamanda etkinliği maksimize eder. Yapılması gereken piyasada belirtilen fiyatlar aracılığı ile kaynakların dağılımı ve bölüşümünde piyasa güçlerinin rollerini tam oynamalarına izin verilmesidir. İktisadi düşüncenin bu seyrinden ortaya çıkan politika, piyasa güçlerinin meşru rollerini oynamalarına izin vermek için ekonominin liberalleştirilmesidir. Kolektif değer yargılarına veya hükümet müdahalelerine gerek yoktur. Hükümet sadece piyasanın belirli sosyal hedefleri gerçekleştirmede başarısız olduğunda müdahale etmelidir. Bu da mümkün olduğu kadar az ve Pareto optimumu çerçevesinde olmalıdır. Tutumlarda ve politikalarda bir değişmeyle beraber yeniden düzenleme ve yapılandırma işi zordur ve zaman alır.
Politika yapımcıları zamanı ne kadar iyi değerlendirirlerse kendileri ve Müslümanlar için de o kadar iyi olur. Ancak İslamileşme Müslüman ülkelerin tüm problemleri için her derde deva olarak algılanmalıdır. Çağın sosyal ve ahlaki dejenerasyonu, despotik yönetim, yanlış yönlendirilmiş milli politikalar ile uluslararası ekonomik ve finansal yapıdaki ve döviz piyasalarındaki istikrarsızlıktan doğan birçok problemin çözümü uzun bir süre alır.